Tabii Sayın Barzani'nin Türkiye ziyareti önemli. Biz Türkiye olarak bütün ülkelerle olan ilişkilerimizde Türkiye ile her alanda iyi olmasına özen gösteriyoruz. Irak bölgesel yönetiminin, yerel bölgesel yönetimin lideri Sayın Barzani Türkiye'ye gelmesi elbette önemli bir ziyaret. Orada yapılacak görüşmeler çerçevesinde pek çok kişinin tahmin ettiği gibi bazı konular gündeme gelecek, değerlendirmeler yapılacaktır. Bunun elbette ki Türkiye-Irak ilişkilerine bir katkısı olabileceği gibi pek çok hususa da pozitif etkisi olabilecektir. İkinci olarak dershanelerle alakalı konuda bildiğiniz gibi hükümetimiz sadece bugün değil yaklaşık 3 senedir bu konu gündemde olan bir konu. Yani birdenbire gündeme getirilmiş, birdenbire adım atılan bir konu değil. Türkiye bunu tartışıyor. Bu tartışmanın ilk gündeme geldiği günden bugüne geçen süre esasında bu konudaki hazırlıklar bakımından da herkes için bir imkan, bir fırsat oldu. Bizim burada yapmak istediğimiz, dün Milli Eğitim Bakanımızın da açıklamalarıyla Türkiye gündemine bir kez daha geldi. Dershanelerin dönüşmesinin önünü açmak, dershanelerin özel okullara dönüşmesi ve bu yönde hizmet vermesidir. Tabii özel okula dönünce de bunların desteklenmesi ve bazı öğrencilerin özel okullarda okuması halinde onlara destek sunulması, bu okulu dershanelerde görev yapan öğretmenlerle alakalı tedbirler alınmasını içeren bir dizi yardımı da barındıran bir adım atıyoruz esasında. Bir adım atılma çalışması var. Onun için bu bir dönüşüm projesi dersek daha iyi olur. Türkiye'nin her yerinde bugün özel okullar özellikle büyük yerleşim merkezlerinde var. Biz bu okulların artması ve özel eğitim veren kurumların çoğalmasından da memnuniyet duyuyoruz. Esasında bu konuda atılacak adımlar bunu da şey yapacaktır, güçlendirecektir. Öte yandan tabii Türkiye'de dershaneye bütün öğrencilerin gittiğini söylemek doğru değil. Yani dershaneye giden öğrenciler var, gidemeyen öğrenciler var. Şu anda oranları tam bilemiyorum ama büyük bir çoğunluğu üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu dershaneye gitmiyor. Ama bir kısmı da dershaneden destek alıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde bu alanda bir değişim ve dönüşüm yaşanacaktır. Bunu da hükümetimiz açıklamıştır. Bu çerçevede de çalışmalar yürümektedir. Bizim eğitime verdiğimiz önem hükümet olarak ortadadır. Türkiye'deki eğitimin daha iyi olması, daha kaliteli olması konusunda gerek üniversite sayısının artırılması, baktığınızda 76 üniversiteden bugün 180'i geçti üniversite sayımız ki büyük bir artış var. Özel vakıf üniversitelerinde büyük bir artış var. Türkiye'nin bugün her ilinde artış üniversite oldu. Bu bizim yüksek öğrenime geçişte daha fazla lise öğrencisine imkan ve fırsat verme noktasında attığımız başarılı adımların birer göstergesidir.